Spor'un kanalı Sports TV'den herkese iyi akşamlar. Sports TV'nin Salı Günleri Klasiği 5. sete hoş geldiniz. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Savaş abi. Uzundur canlı görüşmüyorduk. Evet. Sayın seyircilerimiz, gerçekten de bugün sizinle canlı canlı heyecanlı bir program bizi bekliyor. Nasılsın? İyiyim. Yoğunum, çalışıyorum. Mutluyum. Tabii Eczacıbaşı dünya şampiyonu, Vakıfbank dünya ikincisi. Nasıl mutlu olmuyordum gerçekten. Hafta sonu tam bir voleybol şöleniyle geçirdik diyebilirim. Hava da kötüydü. Hiç evden çıkmadım. Koltuğumda mis maçları izledim. Çok mutluyum. Valla ben her ne kadar eşimin biraz rahatsızlığı dolayısıyla kafam biraz oraya takılı olsa da hem üçüncülük karşılaşmasında Nurper Özbar'ın yönettiği karşılaşmada FIVB'nin bize yapmış olduğu bir jest vardı. İzmir Marşı çaldılar üçüncülük maçında. Evet. Çok hoşuma gitti. Bu konuyla da ilgili bir konuşacağım zaten. Ayrıca da hem Eczacıbaşı'nı hem Vakıfbank'ı tebrik etmemiz lazım. Oralara geleceğiz. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi şöyle tarihin bir sayfalarına bir bakalım ve 19 Aralık 2002'ye gidelim. Çok sevgili büyüğümüz, Kenan abimizin çok kıymetli babası Mehmet Fuat Bengü. Bundan tam 21 yıl önce aramızdan ayrılmıştı 19 Aralık günü. İnşallah 29'unda Dünya abiyi anacağımız programda konuğumuz olacak, evet. Canlı yayın konuğumuz olacak Kenan Bengü. Buradan izleyenlerimize de bildirelim. Biz 22'sinde 5. seti yaptıktan sonra 29'unda da Dünya abimizin aramızdan ayrılışının ilk yıl dönümü sebebiyle bir program yapacağız. Ve o programda da kardeş gibi büyüyen, babaları dost, arkadaş, kardeş olan Kenan abiyle sohbetlerimiz olacak, konuklarımız olacak, telefon bağlantılarımız olacak. Çok yönlü bir kişilikti. Çok. Bir gün inşallah Murat'la da onu konuştum. Genel yayın yönetmenimiz Murat Ağacay'la da onu konuştum. Bir gün bizim şu altın yurdu mercek altına alıp bir belgesel hazırlamamız lazım. Bir şey söyleyeceğim. Onların bir belgeseli çekiliyor galiba. Ben de sosyal medyada gördüm. Var. Hatta Tansu ablaya soracaktım. Evet var. Ama benim bambaşka bir ölçeğim var. O ölçekte yani o altın yurdu futboldan alıp nasıl voleybola getirmişler. Çünkü bir futbol kulübü öncesinde. Biliyorsun bir futbolculuk şeyi var, meziyeti var Mehmet Fuat'ın. Ciğerle ilgili bir hastalığa yakalanınca koşmaması gerekiyor, terlememesi gerekiyor. Yavaş yavaş futboldan uzaklaşıyor ama tribünden ayrılamıyor. Fenerbahçe'ye girdiği halde bir Galatasaraylı olarak çıkıyor. Çok Mehmet Fuat. Yani çok enteresan bir hayat hikayesi var. Ve tribünü bıraktığı olay da ne biliyor musun Mehmet Fuat'ın rahmetlinin? Metin Oktay'ın futbolu bırakması. Ya. Artık benim için diyor tribünlere gitmenin vakti dolmuştur diyor. İnanılmaz bir insan. Ben okudukça konuştuğu tüylerim diken diken oluyor. Yattığı yerde huzur bulsun inşallah. Çok değerli. Çok değerli Mehmet Fuat abimiz. Ben Altın Yurt'un hikayesini şeye sıkıştıracağım. Kenan abisi senin de aklında olsun. Evet bence. Ya Altın Yurt bilmiyorum ya. Yani ben Altın Yurt forması hiç giymedim ama hem aile hem spor kulübü, yetiştirdiği oyuncular belli. İşte Mehmet abimiz olsun rahmetli, inanılmaz işler yapmış, inanılmaz şeyler başarmış. Deminki resimlere bakınca orada canım, evet. İsmail abimi de gördüm. O da nurlar içinde yatsın. O benim antrenörlüğümü de yapmıştı Eczacıbaşı'na. İnanılmaz bir yetenek, inanılmaz bir pasördü gerçekten. Ondaki o voleybol kafası, hani benim gördüğüm ender, çok değişik çalışıyordu yani gerçekten. Ve öğretme yeteneği de inanılmaz yüksekti. Onu da buradan almış olalım. Çok önemli işler yapıldı. Yani voleybol aslında şu anda diyoruz işte çok inanılmaz bir noktaya geldi. Aslında bu Filenin Sultanları'nın 2003'teki Avrupa Şampiyonası ile oldu diyoruz. Ama aslında bunun daha da tarihine, tabii, da derinlemek lazım. İşte bu isimler Türkiye'ye voleybolu getirerek voleybolla birlikte ahlaklı, kültürlü sporcular, voleybolcular en önemlisi yetiştirerek de oydu işte. Voleybolu bu kadar elit bir spor olarak Türkiye'ye armağan etmiş durumdalar. O yüzden gerçekten hepsini sevgi ve saygıyla anıyorum. Cengiz abim de aynı şekilde. Bir sürü değerli isim var şu anda. Adı aklıma gelmeyen, belki de değinmediğim ama işte bu hani eskiler, eski toprak dediklerimiz gerçekten şu anda Türk voleybolunun geldiği noktayı da belirleyen ve onun temellerini en iyi şekilde atan isimlerdi.
Ağzına sağlık. Gerçekten de öyle. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Voleybola niye geçmiş Altınyurt biliyor musun? Niye? Bak gençler, hiç bilmiyorum bunları bu arada. Yani. Gençler bir gün futbol oynarken yani iki gün antrenman yapıyorlar işte haftada diyelim. Hafta sonunda müsabaka yapıyorlar. Ve hatta yazılanların doğruluğunu tam teyit etmedim. Bir sonraki programda şey yaparım. Doğru bilgiyi veririm izleyicilerimize. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi bile yeniyorlar o çocuklar. Ondan sonra bir gün koşu yolu takımıyla karşılaşma yaparken taraftarlar mağlubiyeti pek hazmedemiyorlar. Altı yurtlu çocukları dövüyorlar. O zaman başta rahmetli Tuna Bey ve Mehmet Bey olmak üzere, Mehmet Fuat olmak üzere tamam diyorlar, bitti bu kadar. Futbol için yaptıkları en önemli şey yurt dışından, Macaristan'dan, o zamanlar ekol biliyorsun dünya şampiyonu Macaristan. Oradan gelen kitapları çevirip çocuklara antrenman tekniği olarak ya gösteriyorlar. Ya işte bakar mısın nasıl bir ileri görüşlülük yani, evet. Gerçekten ya. Edebiyatın içerisinde olan bir, evet, insan aynen. Zaten edebiyat eleştirmeni rahmetli. Ve aynı şeyi bu sefer Asya voleybolu, Yugoslav voleybolu, işte Macar voleybolu, bu tür buldukları bütün kitapları, o senelerde buldukları bütün kaynakları getiriyorlar, çeviriyorlar ve oradan edindikleri izlenimlere göre antrenman yaptırıyorlar çocuklara. Düşünebiliyor musun? Neyse biz Altınyurt hakikaten bir özel program. Altınyurt, evet, programı yapalım. Aytun abimi de buradan rahmetle, Allah rahmet saygı, eylesin. Sevgiyle, Allah rahmet hasretle eylesin. Anıyorum. Gerçekten Mehmet Fuat abimiz, Tuna abimiz, bunlar çok değerli isimler. İyi ki de yapmışlar. İyi ki de futbolda voleybola, evet, dönmüşler. Evet, evet. Sayın seyircilerimiz, geçtiğimiz hafta Sportsnet kurumumuzun 7. kez gerçekleştirmiş olduğu Brand Summit, Brand Sport Summit etkinliği vardı. Sizler de görev yaptınız birçok arkadaşımız gibi. Naçizane ben de geçen sene görev yapmıştım orada. Gerçekten sporu markalara, markaları spora yaklaştıran, aynen, inanılmaz bir etkinlikti. Ve o etkinlikte Türkiye'de ilk kez olmak üzere çok değerli başkanımız Ahmet Gül'üm ve hiçbir konuda hiçbir eksikliğimize müsaade etmeyen çok sevgili başkanımız, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ çok güzel bir haber verdiler. Öncelikle ben kutluyorum kendilerini ve yaşam boyu voleybola katkı ödülleri takdim edildi. Aynen, çok güzeldi. Harikaydı. Gerçekten. Harikaydı. Bulundum. İnanılmaz mutlu oldum. Çok güzel bir düşünceydi. Çünkü insanlar yaşarken verilen ödülün önemi çok daha çok, büyük. Çok. Emeği geçen, düşünen, kurgulayan her kim varsa helal olsun diyorum ben kendilerine. Cengiz abi vardı. Alev abi, Enver abi. Başka? Ragıp abi vardı ama rahatsızlığı dolayısıyla abisi geldi. Ha, Osman, tamam, Atakan, okay. Tekin geldi. Tamam. İstanbul'da bulunmayan Tayyar Sümen. Ondan sonra maalesef Covid olan Aylin abla. Aylin abla Covid ya, vallahi, evet, yatıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim kendisine. Aynen. Bir de evde bakımda olan sevgili Zeki Kuban abimiz ödüle layık görüldüler. Allah hepsine selamet versin. Bu ödül harika bir duygu. Benim orada bulunmak suretiyle bile gözlerim yaşardı. Düşünenlerin hepsinin eline emeğine sağlık. Başta dediğim gibi Sayın Ahmet Gül'üm ve Sayın Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere teşekkür ediyorum kendilerine. Ve tabii ki 2023-2024 sezonundan itibaren de işte Sayın Ahmet Gül'ümle Sayın Mehmet Akif Üstündağ'ın açıkladığı gibi Efeler ve Sultanlar Ligi'nde Metin Görgün'e ait bir, evet, ödül ve yurt dışında ülkemizi temsil eden sporcular, teknik heyet olmak üzere birer ödül oluşturuldu. Adaylar belirlenecek sene içerisinde ve çok değerli üyeleri olan bir jüri tarafından da kazananlar açıklanacak. Akif Üstündağ'ın, başkanımız Akif Üstündağ'ın da söylediği gibi bir ödül kızların finalinde, hı hı, bir ödül de erkeklerin finalinde açıklanarak, peki, takdim edilecek. Bu vefa duygusunu yaşayabiliyor olmak, voleybolda bunları görüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Ne dersin, aynen, Burcu? Ya basketbolda böyle bir oluşum vardı. Yani ben özellikle tabii bunu babamın vefatıyla birlikte
tam anlamıyla yaşadım. Hidayet Türkoğlu'nun başlattığı ve gerçekten hani geçmişte basketbola adını altın harflerle yazdırmış ve başarıları imza atmış isimlere sahip çıkma heyeti diye böyle bir çok özür dilerim. Enver Bağlarbaşı'yı gördüm. Herhalde zikretmemiştik. Özür dilerim. Enver Bağlarbaşı. Söyledim Enver tamam. Ben hatırlamıyorum. Enver yanlış yapmıyorum. Unutamam Enver abi. Unutulacak gibi değil. Kaç kere doğum günümü kutladı. Şampiyonlar Ligi Final Four'u oynarken canım benim. Öyle bir ekip var yani. Hani her şeyi ile ilgileniyor işte. Cenaze işleriydi. Ondan önce işte bütün şeylere, maçlara davetlerdi. Yani abilerine ve ablalarına sahip çıkan bir ekip. Bunun voleybolda da yavaş yavaş başlıyor olması, Metin abi gibi, Dünya abi gibi çok değerli isimlerin unutmamak adına bu tip ödüllerin veriliyor olması, işte basında emeği geçen abilerimize, ablalarımıza, ki gerçekten ben bu işi Alev abimden, Aylin ablamdan çok şey öğrendim. MTV'de onlarla birlikte çalışma şansı buldum ve beni maç yorumlamaya iten de Aylin ablayla Alev abiydi. Ya sen niye bizi çağırıyorsun? Sen zaten yaparsın diyerek beni mikrofon başına oturtup ve yeri geldiğinde eleştirip yeri geldiğinde tebrik eden Cengiz abi olsun, Enver abi olsun. Ya ellerinde büyüdük. Her şeyi onlardan öğrendik. Gerçekten hani bu değerli isimlere, Ragıp abi olsun aynı şekilde, bu değerli isimlere bu tip ödüllerin bence daha fazla verilmesi lazım. Çünkü gerçekten bu insanlar çok büyük emek verdi voleybola ve vermeye de devam ediyorlar. Ben onlarsız bir basın tribünü gerçekten düşünemiyorum ya. Zor oluyor. Gerçekten aynen, zor oluyor. Düşünemiyorum yani, ve Allah uzun ömürler versin ve hep aramızda olsunlar, bize akıl versinler. Çünkü çok büyük tecrübeye sahipler ve ne olursa olsun voleybolun bu noktaya gelmesinde de inanılmaz emekleri var. Evet. Metin Görgün adına verilecek ödül, voleybolun daha fazla kişiye en doğru şekilde ulaşması adına katkılar sunan kişilere basın ve iletişim ödülü. Çünkü Ahmet Gülüm de, Sayın Ahmet Gülüm de aynısını söyledi. Yani Metin için verebileceğimiz bence ödül de iletişim olmalıydı. Aynen, dedi. Kesinlikle. Ve hatta arkadaşlarımız tekrardan ekrana yansıtabilirse ödülleri bile dedi onların karakterlerine uygun bir şekilde tasarlattık dedi. ve Dünya Baltacıoğlu Uluslararası Başarı Ödülü de yurt dışında ülkemizi en iyi temsil eden voleybolcu ve teknik direktörler arasında belirlenen adaylara verilecek gibi. Naçizane eklemem gerekirse yurt dışında bizim çok iyi hakemlerimiz var. Hakemlerimiz için de bir ödülün olmasını ben bekliyorum belki açıkçası. Belki olur ya. Zaten daha yanlış anlaşılmasın. Sportsnet adına değil. Mutlaka bunun geleneksel hale gelip genç hakemlere önlerinde bir nasıl söyleyeyim, örnek olması, bir hedef olması bakımından olması gerektiğini olan inancımla söylüyorum evet, bunu. Evet. Ya bence o da eklenebilir ama hani böyle bir başlangıç gerçekten çok iyi olmuş. Gerçekten de tabii yani Ahmet Gül'üm kadar onları iyi tanıyan kimse olamaz herhalde. Kenan evet, abim de. Evet. Ahmet Gül'üm de tam anlamıyla hani Metin abiye iletişim ödülü, Dünya abiye uluslararası platformda bize en iyi temsil evet, eden sporcu ve antrenör ödülü. Gerçekten cuk oturmuş derler ya. Evet. Aynen öyle. Tekrar tekrar tebrik etmek lazım. Evet Burcu, 100. yılımız. Evet. Voleybol damgasını çok iyi bir şekilde vurdu 100. yılı. Aynen öyle. Ya ben şimdi arabada gelirken şeyi düşündüm. Ya 2023'e şöyle dönüp bakınca ne hatırlıyorum? Bol bol Erik Dalı ile oynadığımı hatırlıyorum. Kızlar bir de benim oynamadığım aklıma gelir bir muhtemelen. O geliyor sonra bir sinirim tepeme çıkıyor. Senin oynamadığın aklıma geliyor. Gerçekten 2023 altından da öte bir yıl oldu voleybol için ve olmaya da devam ediyor. Yani bu seneye dönüp baktığımızda milli takımda Avrupa şampiyonluğu, VNL şampiyonluğu ilk kez, dünyada birinci sıraya yerleşme, SEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu geldi en son olarak. Bunlar kadınlarda olanlar. Erkeklerde VNL'e katılma hakkı kazandık. SEV Altın Ligi kazandı. Challenger Cup'a gitti. Şampiyon oldu. Tarihimizde ilk defa
Viyenil'e katılacak erkek evet, milli takımımız. Yine tarihimizde ilk defa olimpiyat elemesi oynadık. Her ne kadar olimpiyat vizesi alamasak da 2024 yılında ilk kez katılacağımız Viyenil'de elde edeceğimiz başarılarla alacağımız puanlar ülke sıralamasında bizi yukarı çıkartırsa kız ve erkek takımlarımızın birlikte Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmesi. Yani. İnşallah. Gerçekten muhteşem İnşallah. Olur. Yani. Şöyle bir açılış gecesinde bir düşünsene. Dünya güzelleri, dünya yakışıklıları tüm takımlar giriyor. Ay ben çok yaşlandım ve çok duygulanıyorum artık yapamıyorum. Ya bir de bana diyordun. bir sene ne hale geldi. Doğru söylüyorsun. Sebebi benim sayın seyirciler. Burcu bu kadar duygusal bir insan değildi ama. Ay ben yansıtmazdım bunu hiç dışarıya. Ama yansıt be. Yani ben evde oturur ağlarım Yok yani. Yok be ya aman şey ekran karşısında da ağlarız. Ağladık mı? Ağlamışlığımız da var çok şükür. Ağladık evet aynen öyle. Evet muhteşem bir hafta sonu yaşadık. Neler söylemek istiyorsun? Rüya takım nasıl oldu? Eczacıbaşı üçüncü kez mutlu evet. sana ulaştı. İlk seti kaybetti. 9-2, 12-4 geriye düştü. Aynen. Ne oldu Burcu? Ne oldu? Bence benim şu ana kadar yani Ferhat Akbaş'ın göreve geldiğinden beri izlediğim en iyi geri dönüşü yaptı zaten şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynamite ama Ferhat Akbaş'ın dokunuşları, oyuncu değişiklikleri, içerideki oyun kurgusunda yaptığı dokunuşlar bence mükemmeldi. Ve maçı döndürmeyi de bence bu dokunuşlar ve bu oyuncu değişiklikleri sağladı. Sen de dediğin gibi ikinci sette 9-2 geriye düştükten sonra ki o 9-2 skorundan sonra ben şey dedim yani tamam artık Eczacıbaşı hani... nasıl diyeyim omuzlar düştü hani of gene aynısı oluyor gene biz kaybedeceğiz yani yüzlerden öyle bir şey evet. okunuyordu yani evet. gerek kenardaki yöneten teknik ekip gerekse saha içinde fakat Elif'in oyuna girmesiyle beraber evet. gerek Elif'in gerek Beyza'nın oyuna evet. girmesiyle beraber gerçekten bir anda böyle tek tek ama böyle 2 sayılık, 3 sayılık, 2 sayılık, 3 sayılık serilerle bir anda sete ortak oldu. Ki onlar girdikten sonra da 12-4 oldu skor. Tabii yani bir anda da aradaki evet. fark kapanmadı. Evet. Böyle ya küçük küçük minik minik böyle bebek adımlarıyla arayı kapamayı başardı. Ve bence Vakıfbank'ta çok fazla o anda aranın kapanabileceğini ve o sete Eczacıbaşı Dynamite'in ortak olabileceğini pek düşünmedi. Ligdeki gibi olur diye düşündü muhtemelen. Aynen öyle kesinlikle. Fakat sonrasında da yani ikinci set alındıktan sonra zaten hani bir anda o yüzlerde ya biz bunu yapabiliriz. Niye olmasın ifadesi geldi ve hücumda gerçekten inanılmaz bir performans. Sadece Boşkoviç'ten bahsetmiyorum. Yani Boşkoviç evet bence görevini layığıyla yerine getirdi. İlk sette ne kadar çok etkili olmasa da işte ikinci setin ortalarına kadar da gene o alışılagelmiş Boşkoviç etkisini görmesek de üçüncü setle beraber Boşkoviç'in çok iyi oynadığını söyleyebiliriz. Ama burada fark yaratan aslında Boşkoviç'in dışında hücum eden isimlerdi. Ha bunlar kimdi? Hande'nin yani ben elini ayağını öpeyim. Yani daha ne yapacaktı? Muhteşem bir oyun. Evet. O da çoğu kez ilk 1,5 set dediğim bloğa takıldı, bir çözüm aradı, bir geçemedi, plase attı çıktı, bloğa yakalandı, blok out yapamadı. Ama savaşarak, bir çözüm üretmeye çalışarak sonunda o istediği topla buluştu ve istediği sayıları almayı başardı. Ben Hande'nin bu özelliğini gerçekten her gün birazcık daha hayran kalmaya başladım. Kendi içinde bir savaş veriyor. Yani ondan eminim. Kesinlikle. Yani yaşadığı birçok şey var. Eğer röportaj yapma şansım olursa soracağım. Röportaj demişken arkadaşlarımız sabaha karşı daha doğrusu alacakaranlık kuşağı gibi bir anda. Gece geldiler ya, zannettim. İşte yapacak bir şey yok. Arkadaşlarımız bir röportaj yapmışlar. Yurda tamam. dönükleri. Lafını böldüm kusura bakma. Arkadaşlarımız hemen onları bir yayına alsınlar. İzleyelim üzerine devam edelim. Tamam. Hande'den devam edelim. Tamam. Çünkü Hande beni çok mutlu etti. Hocam. Öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir başarı. Çok güzel de bir atmosferde karşılandınız. Neler söylersiniz? Çok mutluyuz. Güzel bir Türk finali oldu. Ve kupayı kazanan taraf biz olduk. Aslında bu ülkemize güzel bir armağan. Bizim kulüp adımıza yaptığımız güzel bir iş. Çok mutluyuz. Umarım devamı da gelecek. Hocam şunu da merak ediyorum. Maça başlamadan önce neler düşünüyordunuz? Maç sonunda neler hissediyordunuz? Aslında turnuva boyunca takımda çok pozitif bir hava vardı. Kazanabileceğimizi hissediyorduk. İyi de başlamadık aslında maça ama çevirmeyi bildik. Bence çok güzel bir maç oldu hepimiz adına. Hocam son olarak da Eczacıbaşı taraftarına ne söyleyebilirsiniz?
bize destek olsunlar. Çok ihtiyacımız var. Daha önümüzde 3 tane daha kupa var ve hepsini kazanmak istiyoruz. Umarım hep yanımızda olurlar ve hep kupaları kutlamaya devam ederiz. Öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir başarı. Şunu sormak istiyorum. Maç önünde neler düşünüyordun, neler hissediyordun? Maç sonunda neler söylersin? Ya maç öncesinde hiç şüphem yoktu. Her zaman çıkıyoruz, yapıyoruz işimizi, gidiyoruz. Yani ne olursa olsun sonuna kadar çalışıyoruz. Aklımda buydu. Takıma destek vermek, yardım etmek, %100, yüzden daha fazlasını yapmak. Tabii ki kupayı almak %100, bu hiç kimseye söylemiyor ama en önemli çalışması. Takım ve öyle bir düşünceler. Sonra kupa aldığımız zaman tabii ki inanılmaz heyecan, inanılmaz emotion, inanılmaz her şeyler. Ve birazcık şey gibi oldu yani, anlamayış. Yani oldu mu? Yaptık mı? Ama daha sezon bitmedi. Onun için ama ben inanılmaz mutlu olduk. Kulübe, antrenörlere, herkese bu halinde gördüğüm için, hikayeyi bildiğim için inanılmaz mutluyum. O kadar yıl çalıştılar, o kadar yıl 2015'ten, 16'dan beri. Ben de 2011'den beri alamadım. Çünkü Rusya'ya giremiyordu sonra. Evet, benim de için birazcık heyecan ve çok sert çalıştığımız bir şey. Ama takımı, antrenörü, staffı, herkesi orada gördüğüm zaman inanılmaz gözleri vardı. Herkes ağlıyordu, her şey inanılmaz. Yani inşallah bu bitmeyecek, bu daha başlangıç. Sezonda inşallah daha iyi, daha fazla altınları getiririz inşallah. Onunla çok fazla da çalışacağız. Ama Türkiye için, kulüp için çok önemli bir kupa ve onunla çok mutluyum. Sizi öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir başarı. Ama şunu da sormak istiyorum. Maçın başında neler hissediyordunuz? Maçın sonunda neler düşünüyordun? Biraz bunu sormak istiyorum sana. Senelerdir aslında en son 2016'da almış olduğumuz bir kupaydı bu. 2016'dan sonra tekrar evimize getirmek bunu bizi çok gururlandırdı. Vakıfbank'ta sürekli bir mücadele içerisindeyiz senelerdir. Onların galibiyetiyle bizim galibiyetimizle biten maçlar var. Bugün gülen taraf biz olduk ama Türk voleybolu adına çok güzel bir gündü. Maça da tabii ki her turnuvada olduğu gibi şampiyon olmak için çıktık. Gerçekten çok güçlü bir ekibe sahibiz. Herkes birbirine inanılmaz bir inanç besliyordu. Bu da bence yansıyordu sahaya. O yüzden 2-1'lik, 2-2'lik durumdan 3-2 almayı başardık. Gerçekten çok mutluyuz. Gurur duyuyorum takımımla. Şunu da sorayım o zaman senin olmuşken. Maçın kırılma anı diyebileceğin bir an senin için özellikle neresiydi? Ya aslında kendi adıma sayılara çok odaklanmamaya baktım. Çünkü o atmosferi yönetmek, o stresi yönetmek zaman zaman kendini bazen oradan uzaklaştırmakla da alakalı diye düşünüyorum. Ve çok akıcıydı. Oynadığımız oyun çok akıcıydı. O yüzden kendimi hiç sayıları kıyaslarken bulmadım. Ve birbirimizin gözünde hissettiğimiz o şey bence zaten en başından beri kırılmayı yaratan şeydi. Belki de başarıyı getiren bu sefer bize o oldu. Evet sayın seyircilerimiz, sabahın ilk saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen Eczacıbaşı Dynamite'le şampiyonluk kutlamasında, daha doğrusu şampiyonluk röportajını yapan sevgili arkadaşlarımız Livanur'a ve kameraman arkadaşımız Alpay'a teşekkür ediyoruz. Alpay hala çalışıyor şu anda kamera başında. Evet, Alpay fazla mesai yapıyor. Biz bugün canlı deyince evine erken gidemedik. Kusura bakma sevgili Alpay. Neyse yardımcısın ya. Gençsin, sana bir şey olmaz. Eczacıbaşı. Hande'de kalmış. Evet, Eczacıbaşı 2015. Zürih ki oradaydık, evet, hatırlarsan. Oradaydı. 2016'da evet. Filipinler'deki şampiyonluğun ardındaki şampiyon, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda arka arkaya alınmış ilk şampiyonluktu, evet. Bu. Ve yaklaşık işte 7 sene sonra da Çin'de şampiyonluğa ulaştı ve Hande faktöründen bahsediyordun. Hande. Demin Simge'nin röportajında Simge'de de hani ben çok fazla skora bakmıyorum, sayı gitmiyorum. Çünkü o zaman
farklı bir noktaya gelebiliyor o atmosferde kafa dedi. Bence Hande de öyle yapıyor ve Hande'nin bu içindeki o kopan fırtınaları ve savaşı sahaya olumlu yönde yansıtabiliyor olması ve işte hücumda ya da servis karşılamada yaşadığı sıkıntıyı bir şekilde set içinde ya da setler arasında formülize edip bir çıkış yolu bulmayı başarabiliyor olması bence bu milli takım sezonuyla birlikte elde etmiş olduğu en önemli silahlarından biri haline geldi. Şimdi çözüm buluyor, çözüm. Şimdi bu konuda burada devreye girmek istiyorum. Biz Hande için ne konuşuyoruz hep? Ya Hande bu değil. Hande daha iyisini değil, yapar. Daha iyisini yaptığını yapabilir. Biliyoruz. Evet. Gözünü seveyim ya Hande ya. Lütfen canım kardeşim, ama lütfen bak, ya. Ama yapıyor artık. İşte yapıyor, ben dedim işte. Yapıyor. 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 Hep yapması ya lazım. Ya bence o şey, o psikolojiyi bir dönem o psikolojiyi, yani o savaşı bir türlü bitiremedi yani. Kazanamadı o psikolojik savaşı. Sonrasında çözümü buldu. Nasıl yapacağını kendine odakladı ve şu anda yani Gabi seviyesinde kendi kendine formül üretebiliyor maçın içinde. Bu çok evet. önemli. Yani tamam, tabii ki kenardaki antrenör, tabii ki Ferhat diyordur ki Hande işte çaprazı zorla ya da Hande paralele vur ya da Hande plase at. Ama o hem onda, yani hem kenardan aldığı destekle hem de kendi neyi yapabileceğini bildiğiyle birlikte bu ikisini birleştirip bu performansı sergiliyor. Doğru. Ve bu yüzden gerçekten Hande'yi tebrik ediyorum. Ki bugün Eczacıbaşı Dynavit eğer o kupayı kazandıysa en önemli sebeplerinden biri Hande ile Simge. Bu ikili gerçekten, özellikle Alexa'nın oyuna girdikten sonraki dönemde ikisi savunmanın yükünü kaldırdılar. Doğru. Yani. Alexa'nın servis karşılamada yaşadığı problemi hem biz biliyoruz zaten, evet. ama çok fazla göze çarpmadı final maçında. Çünkü niye? Hande ile Simge kendilerinden istenenin iki katını, üç katını yaptılar. Bunun altını çizmek lazım ve tabii ki Elif'in altını çizmek lazım burada. Gerçekten çok akıllı oynattı. Bütün smaçörlerini kullandı. Orta hücumlarında biz hep Vakıfbank'ın önde olmasına alışıktık. Daha fazla ortayı kullanan bir Vakıfbank'a alışkınız. Ama baktığımızda orta hücumlarında Eczacıbaşı'nın da en az bir Vakıfbank kadar hücum yaptığını ve buradan sayı ürettiğini söyleyeyim. Yani hem Sinecek'le hem de Beyza'yla, oyunda olduğunda Stefanovic'le. Ama yani Beyza'nın bence sonradan oyuna dahil olması, özellikle bloklarda biraz orta oyun, yani Eczacı'nın orta oyuncularında köşelere gittiklerinde fileden açık kalma gibi bir zafiyet var. Sinecek'in sol eline, hep dikkat et, elinde bir de bir şey takıyor farkındaysan, evet. bir sakatlığı var yani. Hep o el böyle açık kalıyor, açık kalıyor. Evet. Yani normalde o el kapandığı andaki Beyza girdiği anda onu yaptı. O el kapanınca zaten geçit vermemeye başladı ki zaten bloklarda da 14 blok üretmiş Eczacıbaşı Dynavit. Kesinlikle. Bu arada tabii ki manşetlerinin iyi olması çok iyi servis atmalarından da kaynaklandı. Aynen. Eczacıbaşı'nın düzgün bir hücum edebilme, o alıştığımız sistematik hücumlarını gerçekleştiremeyen, sayı bulmakta oldukça zorlanan bir Vakıfbank, evet. izledik biz. 71'e 63'lük bir hücumda, evet. fark var. Yani işte. Biz böyle bir fark Vakıfbank'ın 63'lü sayılarda kaldığına alışkın değiliz. Yani 5 setlik bir maçta daha yüksek bir hücum performansı, evet. bekliyoruz ama işte Thompson'ın ilk sette yanlış hatırlamıyorsam 9 sayı üretti. 9 sayılık bir performansı vardı ama onu bütün maça dağıtmayı başaramadı. Kritik anlarda Boşkoviç çok daha etkili oynadı. Yani orada biraz tecrübe. Evet. Bu atmosferde daha fazla oynamış olmanın verdiği o heyecanı bastırabilme özelliği de ortaya çıktı. Thompson dışında da baktığımızda 2-4 oyun smaçörü de ikisi de istenileni vermedi. Evet, doğru. Yani evet, vuruyorlar mı? Vuruyorlar ama topu öldüresiye bir sertlik göremedik. Evet, doğru söylüyorsun. Gabi de bir zaman sonra oyundan düştü. Çok fazla bloğa yakalandı. Yani tabii bu hücumda yaşanan sıkıntılar çok net bir şekilde Vakıfbank'ın alışılagelmiş oyununu da oynayamamasına sebep, evet. oldu. Her ne olursa olsun Eczacıbaşı Dynavit'in serviste, blokta, pasör Elif'in performansıyla, Simge'nin performansıyla sonuna kadar hak ettiği, inanılmaz bir geri dönüş yaşattığı harika bir Dünya Kulüpler Kupası
finali izledik. Kısacık bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra Rüya Takım'la tekrar sizlerle birlikte olacağız sayın seyircilerimiz. Beşinci sette aynı enerjiyle canlı canlı tekrardan sizlerle birlikteyiz sayın seyircilerimiz. Bu arada güzel haberler de geliyor. Avrupa Kupası da Galatasaray tur atladı. 2-1 öne geçen Arkas Spor tur atladı. Ziraat Bankart son 3 sezonun şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Zaksa'yı kendi evinde Polonya'da o inanılmaz gittip gördüğümüz evet. yerinde test ettiğimiz seyircisi önünde 3-0'lık zaferle dönüyor vay ülkemize. Vay. Bugün sizlere canlı canlı güzel haberler verdik. Hemen Rüya Takım'la devam edelim. Evet. Avrupa Kupalarına geri döneceğiz sevgili Burcu. Kafama evet. takılan bir şey var. Hande bu Rüya Takım'da neden yok? Onu ben de anlamadım. Veya Stefanović niye var? Onu da anlamadım. Yani anladığım biraz... bir tek şey var ki sevgili Burcu. Elif'in anasının ak sütü gibi helal olduğu Doğru, bir... Helal. Rüya Takım aynen süreci. Öyle. Boşkoviç de bence... Boşkoviç'e hadi alışığız, yalan yok. Aynen yani genelde zaten şampiyon hem milli takımlarda. Hani en skorer oyuncusu, MVP ve oynadığı pozisyonda en iyi olarak o harika takıma girebiliyor Rüya Takım'a ama Elif'i canı gönlünden tebrik ediyorum. Zehra'yı final maçında blok olarak evet bence Zehra iyi bir performans ama hücum olarak nedense Zehra... Son dönemde çok fazla aktif hücum edemiyor Vakıfbank'ta. Yani bu alınan marşetlerin istenilen oranda iyi olamamasından mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama biz Zehra'nın daha fazla skorer özelliğinin, hücum özelliğinin ön plana çıkmasına alışkınız. Hem Vakıfbank'tan hem de milli takımdan. Ama final maçına gelene kadar ki performansına baktığımızda evet bence kesinlikle Rüya Takımı hak ettiğini düşünüyorum Zehra Güneş'in de. Yani orta oyuncu olarak ben Stefanović'i seçmezdim ama büyük bir olasılıkla hani şampiyon takımdan bir orta oyuncu seçelim dediler herhalde diye düşünüyorum. O yüzden seçildi. Ayça'yı tebrik ediyorum. Ama bence Simge de final maçında gerçekten iyi bir performans sergiledi. Doğru söylüyorsun. Gerçekten yani sezon başıyla beraber yükselen bir performans izliyoruz Simge'den. Yani milli takımdan döndükten sonra baktığımızda evet bir iki maçta belki istediği performansı sergileyemedi ama her geçen gün daha iyi oynayan bir Simge var. Hem servis karşılama hem de defansta. Bunun altını evet. çizelim. Onun dışında smaçör olarak Gabi evet hani belki final maçında 3. setle beraber istenileni çok fazla veremedi ama Gabi'dir diyorum. Evet. Yani sonuçta Vakıfbank finale çıkabildiyse en önemli sebeplerinden biri Gabi. Ama bence kesinlikle en iyi smaçör olarak ikinci isim Lee Ying-ying değil Hande Baladın olmalıydı. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü Hande Baladın gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Bu sanırım birazcık ev sahibi kontenjanı ile alakalı olan bir şey Ay, o olmuş. O da geldi Hande'ciğimin buldu ya ev sahibi kontenjanı kardeşim. Hande'nin daha önünde gireceği çok rüya takımlar var. Ben ona inanıyorum çünkü güveniyorum. Evet aynen. Ben de güveniyorum Hande'ye. O bakımdan bir aynen. şey yok. İnanılmaz bir gelişim süreci gösteriyor ve geldiği nokta bizi de umutlandırıyor. Milli takım şu da az kaldı. 260 gün falan bir şey kaldı yani. Hiçbir şey kalmadı. Pırt diye gelecek o Paris. Evet, evet. Böyle bir şey var. Sayın seyircilerimiz, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda uluslararası voleybol hakemimiz Nurper Özbar... Üçüncülük karşılaşmasını yönetti. Hani finalde iki Türk takımı var diye vermediler ama benim bu konuda söyleyeceğim... Hakem de çok kötüydü hocam yani. Söyledim. Evet bir de o çok var. Çok özür dilerim ama kötüydü yani. Şöyle söyleyeyim. Grup aşamasında Eczacıbaşı Dainevit'in oynadığı karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yaptı evet. Nurper Özbar. Ve karşılaşmanın ikinci setinde... Bitiren düdüğü öyle güzel çalmış ki Avustralyalı hakem koçu demiş ki kendi ülkenin takımına karşı bu çalmış olduğun düdüğü kolay kolay kimse çalamadı seni tebrik ediyorum demiş. Ben de bunu duyduğumda umutlandım. Finale koyarlar mı acaba? Şimdi düşünüyorsunuz
Nurper var diye, Nurper Özbar var diye İzmir Marşı çalıyor üçüncülük karşılaşmasında. Yani bunu düşünmeleri bakımından söylüyorum. İşte Parlayı çaldılar. Evet. İnanılmaz keyif aldım. Çok güzel, hoşuma giden bir jestti. Ve ben bu jesti düşündüğüm zaman, madem ki Türkiye Voleybol Federasyonu gerek SEV'in, gerekse FIVB'nin kuşkusuz, tartışmasız bir şekilde organizasyon anlamında en iyi partner ise, en iyi çözüm ortağı ise ve ülkemiz için çok ama çok çok değerli ve önemli olan bir 100. yılda gönlümden geçen neydi biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında iki Türk takımının finalinde Türk hakemi Nurper Özbar'ı bu karşılaşmada baş hakem olarak görevlendirdik. Kesinlikle. Nice yüzyıllara Türkiye deseydi benim gönlümü fethetmişlerdi. FIVB kalbimizi kazanmıştı. Ama inanılmaz bir örnek olurdu. Hayır, çünkü şimdi risk olabilecek bir karşılaşmada Nurper'i veriyorsun Türk takımının Çin takımıyla yani, oynadığı aynen. karşılaşmaya. Bence çok kritik maç bu arada evet. yani. Grubun en kritik maçıydı sonuçta. Şimdi düşünecek olursan bu jest çok yakışırdı. İnanılmaz evet. güzel bir fair play ortamı olurdu. İki finalist de kalkıp da ya niye Türk hakem verdiniz zaten demeyecekti. Aksine daha büyük bir motivasyon olurdu. Zaten turnuvanın bence en iyi hakemi Nurper Hoca'ydı. Evet. Hocam sizi seviyorum. Kalp gönderiyorum buradan. Yani zaten en iyi hakem oydu. Yani finaldeki evet. hakemi gördük. Gerçekten ya boş koştunuz. Yeter diyor. How many times three times yapıyor. Daha kaç kere hata yapacaksın şeklinde. Çıldırdı yani kızcağız. Orada durumu idare eden de bakma üçüncü hakemdi. Aynen öyle. O geldi dahil evet. oldu. Anlattı. Evet. Öteki tarafı anlattı. Bu tarafı evet. anlattı. Ondan sonra yani hani böyle bir finalde bence kesinlikle orada Nurper hocam olmalıydı. Olsaydı çok büyük bir hoş. Olmamasını kabul edebiliyorum ama olması inanılmaz büyük bir hoşluk olurdu. Çok güzel olurdu diye düşünüyorum ben. İnşallah nice finallere diyorum bir tanesinde olur. Önümüzde biz daha çok final oynarız. Olimpiyat oyunları var. Orada ne olacak? Uzun zamandır Türk hakemleri olimpiyat oyunlarında yer almıyor voleybolda. Artık alırlar herhalde bu kadar benim başarılı yönetimlerden. Benim çok güçlü hislerim Nurper ya da Erdal'ın ikisinden birinin mutlak surette olimpiyat oyunlarında Paris'te ülkemizi temsil edeceği yönünde inşallah duygularımda yanılmam. Final istiyorum. İnşallah. Duy beni Paris. Yani finale milli takım oynarsa Nurper'e vermezler. Ha, bir de o var. Tamam, o zaman şöyle diyorum. Üçüncülük dördüncülük olsun. Finali biz oynayalım, kazanalım. Finali Sultanlar oynasın Nurper hocam yani burada Türk böyle Türk hakemlerinde bir kaderi. Şampiyonlar Ligi'nde de göremiyorlar erkek kızlarda. Aynen, yapacak şey yok. Takımlar oynuyor, yapacak şey yok. O zaman hemen Avrupa Kupalarına tamam, geçelim Burcu. Bugün Avrupa Kupalarında, daha doğrusu bu hafta Avrupa Kupalarında erkeklerde 5 takımımız ülkemizi temsil edecek. SEV Challenge Cup'ta Galatasaray yaklaşık 1 saat önce biten karşılaşmada ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandığı Penzigyor karşısında, Macaristan ekibi Penzigyor karşısında 25-12, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 temiz bir galibiyet aldı ve adını bir sonraki tura yazdırdı. Galatasaray'ın bir sonraki turda rakibi Slovakya'nın Komarno takımıyla Portekiz'in Azores takımları arasında oynanacak karşılaşmada belli olacak. O da 21-30 itibariyle başladı karşılaşma. İlk maçı Portekiz ekibi 3-2 kazanmıştı. Bir güzel haber de az önce vermiş olduğumuz gibi SEV Cup'ta son 16 turu ikinci karşılaşmasında ilk maçı 3-1 kazanan, İzmir'de 3-1 kazanan temsilcimiz Arkas Carlo Varskot karşısında ilk seti 18-25 aldı. Beni burada heyecanla bekletti. Önde olduğu seti kaybetti 26-24. Birazcık endişeye soktu ama sonraki seti 25-22 alınca turu geçmiş oldu. Temsilcimizin de bir sonraki turda rakibi İsviçre'nin Şanoa takımıyla İspanya'nın Rio Soria takımları arasındaki karşılaşmadaki turu geçen takım olacak. 3-2 kazanan İsviçre ekibi bir adım önde deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Ve Şampiyonlar Ligi'nde günün en önemli karşılaşmasında Ziraat Bankart büyük bir zafere imza attı. İlk maçta Ankara'da 3-2 yendi. 2-0 galipken 2-2 yapıp 3-2 kazanmıştı o karşılaşma. O da inanılmaz bir karşılaşmaydı.
3-0'lık skorla 21-25, 17-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 kazanarak 4-4 yaptı ve bir üste tura çıkmayı garantileri gönülden tebrik ediyorum. Ziraat Bankart'ı ve yarınki karşılaşmalara da bakacak olursak ilk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe Parola Para, Apeldoorn Hollanda ekibi Drijsma Dinamo Apeldoorn'la oynayacak. Bana göre çok rahat bir galibiyet alacak ve ilk karşılaşmasını Ankara'da kazanan Halkbank, Berlin karşılaşması da önemli bir karşılaşma. Erkek takımları tulum bir şekilde gidiyor. 4-4 yaptı Ziraat Bankart. Yarın da Halkbank yener Almanya'da. Almanya bize deplasman değil artık, biliyorsun. Neler söylemek istiyorsun takımlarımızın ya Avrupa kupalarıyla ilgili? Avrupa kupalarında gerek kadınlarda gerek erkeklerde, ya kadınlarda aslında alışığız Şampiyonlar Ligi'nde işte gruptan bir çıkmaya ya da grup etabında yenilgi almamaya, işte Sev Kupası'nda yarı finale, finale çıkmaya, aynı şekilde Challenge Cup'ta, ama erkeklerde de bu sene aynı hızla yükseliyor olmamız, hem Şampiyonlar Ligi hem Sev Kupası hem de Challenge Kupası'nda beni gerçekten çok mutlu ediyor. Temsilcilerimizin de milli takımına gelen o başarıyı devam ettirebiliyor olması, hani erkek voleybolunun da hani parlıyor ve parlamaya devam edecek dedik ya hep yazın konuştuğumuzda. Evet. O parlamaya devam edeceğini de sinyallerini çok net bir şekilde veriyor. Zaten bu lige de yansıyor. Yani evet. Avrupa kupalarında oynayan takımlarımızın performanslarına baktığımızda özellikle işte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olaya dahil olup sezonda da ligde de inanılmaz bir performans sergiliyor olması. Rekabeti daha güçlü hale getirmesi. Tabii ki izlenmeyi artırıyor. Her zaman için 3 büyük kulübün işin yani üst sıralarda yer alıyor olması her zaman için o sporun daha fazla izlenmesine sebep oluyor. Bu yani 2+2=4 şeklinde, yani bunu hiçbir şekilde değiştiremiyor hiçbir şekilde hiç kimse. Halkbank ve Ziraatbank zaten senelerdir Avrupa kupalarında mücadele ediyor ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Yani benim buradan beklentim hem Ziraatbank'tan hem de Halkbank'tan artık bir final, bir yarı final ve bir kupa bekliyorum ben bu sene açıkçası. Biz kadrolara bakınca da olabilir yani. Evet, kadınlarda yaşamış olduğumuz Türk finalini, süper finalini, Torino'da yaşadığımız evet. Türk finalini bu sene erkeklerde de yaşayalım. Evet. Halkbank'ta, Ziraat Bankart'ta gerek Efeler Ligi'nde gerekse Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten bulundukları ligi domine eden performanslar sergiliyorlar. Peki Burcu, Sultanlar Ligi'nde ilk yarı tamamlandı. Erkeklerde Halkbank'ın bir maçı eksik, bir hafta eksik erkeklerde evet. de Efeler Ligi'nde. Neler söylemek istiyorsun? İstersen hani karşılaşmaların da sonuçlarını ben sana vereyim. Gözlerim görmediği için puan durumunu da vereyim. Önümüzdeki haftanın maçlarını da vereyim. Savaş abi, canlı yayındayız. Öyle gözüm görmüyor. Ama öyle ya. Şimdi gerçek bu. Bakmayın böyle göründüğümüzde. Biz de belli bir yaşa geldik sayın seyircilerimiz. Evet, 12. hafta sonuçlarına baktığımızda Ziraat Bankart'ın Alanya Belediyesi karşısında 3-0 galip geldiğini görüyoruz ki Alanya Belediyesi aslında bu sezon bizi şaşırtan ve iyi bir sezona, lige iyi bir başlangıç yapan bir takım ki 5. sırada yer alıyorlar şu anda. Diğer bir müsabakada Akkuş Belediyesi Türşat'a 3-1 yenildi kendi evinde. Türşat'ın galip geldiğini belirtelim. Hatay Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe Parola Para'yı ağırladı kendi evinde ve 3-1 mağlup oldu ki Fenerbahçe şu anda ligde 1. sıradaki yerini koruyor. Galatasaray HDI Sigorta Halkbank'la karşı karşıya geldi ve Halkbank karşısında sadece bir set alabildi Sarı Kırmızılar ve Halkbank 3-1 İstanbul'daki maçta galip geldi. Rams Global Cizre Belediyesi 3-0'la Develi Belediyesi'ni geçmeyi başardı kendi evinde. Arkas Spor 3-1'le Bigadiç Belediyesi'ni yendi İzmir'de gene kendi sahasında. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor da Spor Toto'yu 3-1'le Bursa'da yenilgiye uğrattı ve 12. hafta maçları da bu şekilde sonuçlandı. Puan durumuna gelirsek evet, 1. sırada Fenerbahçe Parola Para var dedik. Bir maç fazlası var. Evet, Halkbank'ın bir maç eksiği var. O da 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin 34 puanı, Halkbank'ın ise 32 puanı var. Ziraat Bankart 3. sırada 31 puanda. Galatasaray HDI Sigorta'da 27 puanla 4. sıradaki yerini koruyor diyelim.
Erkekler Ligi'nde durum bu. Bu arada Cizre'nin biliyorsun yeni salonunda oynadığı ikinci karşılaşmayı da kazanmış oldu. Bakalım serileri kaç maç sürecek. Aynen öyle. Önümüzdeki haftaya baktığımızda hani derbi diyebileceğimiz maçlar var. Çok heyecanlı. Evet. Ben de şu anda bakıyorum onu. 23 Aralık 2003 tarihinde saat 4'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta Ziraat Bank Kartı ağırlığı olacak. Gerçekten bence kesinlikle izlenmesi gereken bir maç. 24 Aralık 2023 saat 6'da da Türkiye Voleybol Federasyonu Ziraat Bank Kart Voleybol Salonu'nda Ankara'da bir derbi var ki belki de ligin ilk yarısını kimin birinci tamamlayacağını evet. belirleyecek maç olabilir. Halkbank, Fenerbahçe, Parola Para ile karşı karşıya gelecek. Bunlar haftanın dikkat çeken maçları diyebilirim. İki maçı da inşallah izleyeceğim. Sanırım Galatasaray'da da Ziraat Bank Kart oynayacak. Evet. Aynen. Evet. 23-12'de Galatasaray, yani cumartesi günü Galatasaray Ziraat Bank Kart'ı ağırlıyor. Pazar günü de Halkbank Fenerbahçe Parola Parayı ağırlıyor olacak. Derbiler. Ama güzel ya böyle ligin yani ligin ilk yarısının son haftasında bu tip derbiler evet. olması da ayrıca güzel. Ben böyle ilk haftalarda oynanınca sonra şey yapıyorum. İşte biliyorsun Sultanlar Ligi'nde ilk 6 haftada bitti. Evet ya kura aslında bu da hoşuma gidiyor böyle çekişmeli ve maçların sonra oynanması. İlk yarısı tamamlanan Sultanlar Ligi'ne gelelim. Sultanlar evet. Ligi ile ilgili. Sen istersen Efeler Ligi'nde çıkartmış olduğumuz evet. istatistikler vardı. Onlardan da bahsedebilirsin. Skorerleri çıkardım ben. Yani hani kimler dikkat çekti? İlk yarı biterken daha tam anlamıyla bitmedi. Bir haftamız var ama aslında her zaman burada da konuştuğumuz isimlerin olduğunu gördüm. İşte Galatasaray'a baktığımızda Hadrava'nın en skorer isim olduğunu görüyoruz. Ligde şu anda 232 sayısı var. Bardia Sadat, Alanya Belediyesi'nin en evet. skorer ismi zaten. Önceki sene Türşat'taydı. Aynen. O zaman da belli ediyordu kendini. O da çok başarılı bir isim. O da ikinci sırada 227 sayısı var şu ana kadar. Termat tabii ki zaten hepimizin bildiği Ziraat Bank Kart'ın en önemli silahı. O da üçüncü sırada 215 sayıyla. Dördüncü sırada da hepimizin Almanya milli takımından yakinen tanıdığımız ve arkasında en önemli silah haline gelen Grozer var. O da 213 sayı üretmiş durumda şu evet. ana kadar. Yayınlarımızda hep bahsediyorduk Grozer bakalım neler yapacak. Evet, yani tek başına çünkü olimpiyat vizesini aldı desek aynen haksızlık öyle. Etmemiş aynen. olmayız demiştik. Acaba yaşlandı mı aynı performans sergileyecek mi derken evet. baktığımızda ilk yarıyı dördüncü çok büyük sırada bir tecrübe. Tamamlıyor. Bu arada tabii ki o saydığın isimler arasında ilk dörde girmese de Anderson. Amerika evet, Birleşik Devletleri aynen, Anderson'ın aynen. da ya, inanılmaz katkısı var Ziraat Bank Kart'a. Termat'ın bu kadar birazcık daha düşük sayı almasının sebeplerinden bir tanesi de sayı elde etmesinin sebeplerinden bir tanesi de Anderson'dur. Aynen mesela Abdelaziz var yani evet. bir başka isim. İzlemekten inanılmaz zevk aldığımız. Yani bir sürü yıldız var ya Erkekler Ligi'ne baktığımızda gerçekten inanılmaz zevk veriyor bu sene. Peki o zaman vaktimiz iyice azaldı. Tamam. Sultanlar Ligi ile bitirelim. İlk yarısı tamamlanan Sultanlar Ligi ile. Ben maç gitmeyeyim. Şöyle yapalım. İlk dörtteki takımları belirtelim. Yani ilk yarı sonuçlandı. İlk dörtte ilk sırada Fenerbahçe Opet var. İkinci sırada Eczacıbaşı Dynavit. Üçüncü sırada Vakıfbank. Dördüncü sırada da Kuzeyboru var. Burada tabii bizi yani tahminlerimizden farklı olarak Kuzeyboru'nun dördüncü sırada yer alması ve bence bu sene gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Kuzeyboru'nun cuma günü Vakıfbank'la önemli bir karşılaşması evet, var. Kısmetse Aksaray'da olacağım ben de. Sen gideceksin değil evet, mi? Evet. Mehmet abi ben gelemiyorum. Çok öpüyorum seni yanaklarına. Niye gelemediğini ben anlatırım sana abi. Öpüyorum. Seni Savaş abi gönderiyorum sana. Bana yapmak istediklerin hepsini Savaş abiye yapabilirsin. Burada evet Kuzeyboru gerçekten hani böyle derler ya şaşırdık ilk dörde girmesine dediğimiz takımlardan biri. Çünkü biz genelde Türk Hava Yolları'nın hani ilk dörtte olmasına ya da Galatasaray'ın ilk dörtte olmasına alışkınız. Ama çok iyi bir performans. Mehmet abim tebrik ediyorum. Özellikle Büşra'cığımı da buradan öpüyorum. Harika. Tuğba'yı buradan öpüyorum. Gamze'yi buradan öpüyorum. Bütün takımdaki oyuncuları gerçekten çok iyi bir performans sergiliyorsunuz kızlar. Onun dışında Muratpaşa Belediye Sigorta Shop belki de gene hepimizi şaşırtan bir performans sergiliyor. 6. sırada yer alıyor.
Beşiktaş'ın ilk senesi Sultanlar Ligi'nde hani çok fazla istediği kadar galibiyet alamadı ve şu anda 11. sırada yer alıyor. Onun altını çizelim. Ki bu 6. sıranın altında yer alan takımların arasında yerlerin ben çok fazla değişebileceğini düşünüyorum ikinci yarıyla beraber. Evet. Ama hani ilk yarıda dikkat çeken takımlar bunlardı. Skorerlere geldiğimizde özellikle tabii hepimizin Hürrem'i haline gelen ve hem güzelliğiyle hem de oynadığı temiz voleybola dikkatleri çeken Marina Markova, Sigorta Shop'un oyuncusu, Muratpaşa Belediyesi'nin oyuncusu. Birinci sırada yer alıyor ki 296 sayı üretmiş. Evet. Gerçekten çok yetenekli bir isim. Tabii akıllardaki soru hep İlk yarı devam ederken seneye hangi takımda olacak acaba soruları hep dolaştı akıllarımızda. Onun da cevabını heyecanla bekliyoruz. İkinci sırada Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Nicoletti var. 256 sayı üretmiş. Üçüncü sırada Galatasaray'ın ayakta kalan ismi İlkin Aydın var. Gerçekten dün akşamki GQ Man of the Year gecesindeki konuşman için seni yanaklarından, gıgından, her yerinden öpüyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Hem Gizem hem sen gerçekten hani bir voleybolcu kadının nasıl olması gerektiğini tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum kızlar. İlkinin de 229 sayısı var. Onu Lucile takip ediyor Nülfer Belediyesi'nden 228 sayı ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Ştiyak'ta 224 sayıyla 5. sırada en skorerler arasında. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Spor Komitesi'nin ödül töreni de kısa süre sonra yapılacak. Evet. Mehmet Akif Üstündağ, Eda Erdem ödül alan voleybolu orada temsil eden bütün adaylar hemen hemen ödül aldılar. Bunu da bildirelim. Bununla ilgili yayınlarımıza devam edeceğiz. Programımızı kapatıyoruz canlı canlı. Nasıl oldu? Güzel oldu değil mi? Ay güzel oldu. Bir heyecan yanaklarıma bir al bastı. Ama bak Savaş abi ben sana söyleyeyim. Ben canlı yayını her zaman daha çok seviyorum. Ben de öyle gerçekten. Enerjisi daha iyi değil mi? Kesinlikle. Oldu kesinlikle. Bitti maşallah. Sürekli olarak yönetim diyor ki abi bitirmemiz lazım. Bitirmiyoruz biz de. Biz de değil mi artık? Yönetmenim bitirmiyorum. Şimdi şarkı söyleyeceğim. Sayın seyircilerimiz biz canlı olarak gördüğünüz gibi şen şakrak bir programın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, umut dolu güzel yayınlar, günler diliyorum. Hepinize iyi günler. Voleybolda kalın, bizde kalın, 5. sette kalın. Hoşça kalın.